Herkese merhaba. 2019 yılını nasıl daha güzel bir yıl haline getirebiliriz? Kendi versiyonumuzun daha nitelikli ve daha gelişmiş haline nasıl ulaşabiliriz diye düşünürken yaşam boyu öğrenme sürecimize katkı sağlayacak 10 adımlık hem eğlendirici hem de geliştirici bir liste hazırladım kendime. Ve bunu burada sizinle paylaşmak istedim ki belki sizlerden de bu listeye katılmak isteyenler olabilir ya da ekleme çıkartma yapmak isteyenler olabilir. Elimden geldiğince farklı bir liste hazırladım. Çalıştım. Eğer sizin de bunlara katkı sağlamak istediğiniz varsa lütfen benimle bunları paylaşın. Size bir nevi 2019 yılını daha iyi bir yıl haline getirmek için bir nevi meydan okuyorum. 2019 yılının challenge listesi gibi de düşünebilirsiniz bu videoyu. Gelin birlikte değişelim, birlikte gelişelim, birlikte öğrenelim ve 2019 yılını kendi yılımız haline getirelim. 2019 yılında kendime ve size okuduğum meydan listesini, bu Türkçe çevirince çok komik oluyor, challenge aslında, ama 2019 challenge listesini Metis'in ajandasına yazdım. 2019 yılı bittiğinde bakalım bunların ne kadarını uygulayabileceğiz. Birlikte görelim. İlk adım olarak kendimize bir tane yönetmen seçiyoruz. Onun tüm yöntemini, tekniğini öğreniyoruz, hayatını öğreniyoruz. Çektiği bütün filmleri izliyoruz. Mesela benim aklıma yönetmen deyince hemen David Fincher, Christopher Nolan, Tarkovsky, Woody Allen, işte Türklerden Nuri Bilge Ceylan geliyor. Bir sürü kaliteli yönetmen var. Bunlardan bir tanesini seçiyoruz, onu sahipleniyoruz. Onun bütün tarzını, yöntemini, her şeyini araştırıp bütün filmlerini tek tek izliyoruz. Hatta bir filmi gördüğümüz zaman bu kesin mesela David Fincher'ın filmi diyebiliyoruz. Eğer bir yönetmeni sürekli takip ediyorsanız, hiç görmediğiniz bir filmini bile görseniz tamam ya bu Kubrick'in filmidir ya da işte bu David Fincher'ın filmidir diyebiliyorsunuz. O aşamaya geleceğiz. Bu bize ne sağlayacak? Hem genel kültür anlamında kendimizi geliştireceğiz hem de eğleneceğiz. İkinci adım olarak kendimize bir tane yazar seçiyoruz ve onun tüm külliyatını bitiriyoruz. Ama bu yazarı seçmeden önce yazarla ilgili bir araştırma yapıyoruz. Yazarın hayatını, hangi dönemde yazdığını, neden yazmaya başladığını, hangi zorluklardan geçtiğini öğreniyoruz ki yazarla rahatlıkla bağ kuralım ve okuması bizim için daha kolay olsun ve yazarı daha kolaylıkla sahiplenebilelim. İsterseniz daha önce okuduğunuz bir yazar olabilir ya da daha önce hiç okumadığınız bir yazarı da seçebilirsiniz. İster Türk edebiyatından olabilir, isterseniz Rus edebiyatından, isterseniz İngiliz edebiyatından. Seçim tamamen size kalmış. Ama yine burada da seçeceğimiz yazar da bittikten sonra of be ne yazardı, ufkumu da ne genişletti, aklından öpeyim diyeceğimiz bir yazar seçmeniz tavsiyemdir. Bir örnek verelim. Mesela Sabahattin Ali'nin bir tane eserini okudunuz. Türk Mantolu Madonna'yı okudunuz. Daha sonra işte bu yazarla ilgili bilgi edinmek istiyorsunuz. Onun diğer eserlerinde işte içimizdeki şeytandır, kuyucak Yusuf'tur, bütün eserlerini tek tek alıp bu dönem 2019 yılında bütün eserlerini okuyoruz. Ben bu ikinci maddeyi 2019 yılının Nisan'ından sonrasına bırakacağım. Nisan ayına kadar okuyacağım kitapları zaten satın almıştım ve bununla sizinle paylaşmıştım. Nisan ayından sonra ben bu yazarı belirleyip yoluma devam edeceğim. Bir yazarın külliyatını bitireceğim. Eğer aranızda hemen başlayacak olan varsa seçtiği yazarı lütfen benimle paylaşsın. Belki ben de size 2019 yılında eşlik ederim. Üçüncü maddemiz bu sene vizyonumuzu genişletecek, kafamızda bir ışık yaktıracak, bize çok şey katabilecek 12 tane belgesel belirliyoruz ve bu 2019 yılında bu 12 belgeseli hepsini bitiriyoruz. Her aya bir tane olacak şekilde düşündüm ben ama isterseniz mesela bir ay belgesel izleyecek vakit bulamadınız, izlemediniz, canınız istemedi. Diğer ay iki tane ya da üç tane izleyerek de telafi edebilirsiniz. Burada önemli olan size bir şeyler katması, ufkumuzu genişletmesi. Ne gibi mesela? Dead Sugar film gibi, The Century of the Self gibi, True Cost gibi, Cosmos gibi ya da Zamanın Kısa Tarihi gibi belgeselleri izleyebilirsiniz. Eğer hali hazırda bir listeniz yoksa kendi listemi sizinle paylaşabilirim. Bana yazmanız yeterli. Dördüncü maddemizde ise yeni bir dil için adım atıyoruz ya da hali hazırda öğrendiğimiz bir dil varsa kendimizi bir adım öteye taşıyoruz. Ne yapıyoruz? Kendimize minik minik adımlarla ilerleyebileceğimiz hedefler seçiyoruz ve kendimizin bir tık daha iyi versiyonuna ulaşmaya çalışıyoruz.
Ama mutlaka ister yeni bir dil olsun, isterseniz şu anki öğrendiğimiz dili geliştirmek olsun. Günlük en az 10 dakikamızı ayırıyoruz. Ben burada kendime hedef olarak İspanyolcayı seçtim. Gerçekten bu İspanyolcayı bu sene artık kendimi ifade edebilecek seviyeye gelmek istiyorum. Eğer aramızda İngilizce geliştirmek isteyenler varsa, İngilizce'de bir adım öte gitmek isteyenler varsa ve günlük 10 dakika ayıramadığınız zamanlarda size tavsiyem telefonunuza WallScreen uygulamasını indirin. WallScreen uygulaması filmlerden, dizilerden, reklamlardan böyle görseller alıp video şeklinde sizinle paylaşıyor, altyazısını veriyor. Zaten siz altyazısını tahmin etmeye çalışıyorsunuz ve duymanızı çok geliştirecek ve aynı zamanda da altyazıyı da gördüğünüz için ister istemez size çok fazla katkı sağlayacak bir uygulama. Eğer İngilizceyi geliştirmek isteyenler varsa ve günlük 10 dakika o gün ayıramadıysanız mutlaka WallScreen uygulamasını indirip ya yolda, işte okulda fırsat bulduğunuzda o WallScreen uygulamasında pratik yapabilirsiniz. Listemizin 5. maddesinde ise bu sene ulaşmak istediğimiz bir hayal için kenara para koyuyoruz. Bu sizin için tamamen sizin hayallerinize bağlı. Benim yıllardır görmek istediğim bir şehir ve bir ülke var. Ve ben bu sene artık bunun için bir şeyler yapmak istiyorum. Bu tabii ki tamamen sizin hayallerinize bağlı. Bir fotoğraf makinesi mi almak istiyorsunuz? Yeni bir kitap serisi mi almak istiyorsunuz? Ya da işte enstrüman mı almak istiyorsunuz? Artık tamamen sizin hayalinize bağlı. Ama bu sene önceliklerimizi belirliyoruz. Ve alışveriş yaparken iki kere düşünüyoruz. Bir eşyayı alırken acaba ona gerçekten ihtiyacım var mı? Yoksa ben bu parayı hayalim için olan paraya mı koyuyorum? O parayı biriktireyim mi diye kendimize soruyoruz. Ve bu sene hayalimize ulaşabilecek parayı biriktirmeye çalışıyoruz. Listemizin 6. sırasında bu sene yeni bir şey açıyoruz. Kendimize yeni bir hobi geliştirebilirsiniz. Yani bu bir fotoğrafçılık olabilir, resim olabilir, bir enstrüman çalmak olabilir. Sadece hobi bazında düşünmeyelim. Mesela daha önce hayatınızda hiç tiyatroya gitmediyseniz bu sene hayatınızda tiyatroya gitmeyi deneyebilirsiniz. İşte daha önce hiç resim sergisine gitmediyseniz bu sene bir resim sergisine gidebilirsiniz. Mesela ben hayatımda daha önce hiç sinemaya tek başıma gitmedim. Bu sene belki bunu deneyimlemek istiyorum. Ve ben bu sene hayatımda hiç deneyimlemediğim ama bana sürekli tavsiye edilen yogayı deneyeceğim. Ve bu sene yogaya başlamak istiyorum. Ve yoganın yanı sıra yine çok merak ettiğim ama daha önce hiç izlemediğim bu sene Kore dizi ve filmlerine başlayacağım. Eğer siz de daha önce hiç deneyimlemediğiniz ama bu sene bu yeniliğe de kendimi açacağım dediğiniz bir şey varsa ve benimle bunu paylaşırsanız çok memnun olurum. Gelin diğer maddemize geçelim. 7. maddemizde bu sene haftada 1 saat dijital detoks yapıyoruz. Saati, günü tamamen siz belirliyorsunuz ve o 1 saat içerisinde tüm bildirimleri kapatıyorsunuz ve sosyal medyadan, telefondan tamamen uzaklaşıyorsunuz ve o 1 saati tamamen kendinize odaklanarak kendinize ayırıyorsunuz. Bu 1 saatte isterseniz müzik dinleyebilirsiniz, yazı yazabilirsiniz, hayal kurabilirsiniz, kitap okuyabilirsiniz, film izleyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Tamamen interneti bir kenara koyuyoruz, sosyal medyadan uzaklaşıyoruz ve o 1 saati kendimize ayırıyoruz. Ben bunu birkaç aydır deniyorum ve gerçekten inanılmaz bir fark yarattı. Haftada 1 saat mutlaka İnternetsiz bir hayat geçiriyoruz. Tüm bildirimleri kapatıp tamamen kendimize odaklanıyoruz. 8. maddemizde ise bu sene online bir kurs aracılığıyla isterseniz ücretli isterseniz ücretsiz bir konuda ders alıp kendimizi geliştiriyoruz. Bunlar için de ücretsiz olarak ODTÜ'nün bilgi iş eğitimi aracılığıyla alabilirsiniz. Eğer bilmeyenler varsa aşağı linkini mutlaka bırakırım. ODTÜ ücretsiz bir şekilde çoğu konuda, programlama konusunda, kişisel gelişim konusunda, iletişim becerileri konusunda çok fazla konuda ücretsiz ders verdiği bir sitesi var, Bilge İş diye. İsterseniz oradan ücretsiz bir kurs alabilirsiniz. İsterseniz Udemy'den bir sürü hocadan ücretli dersler alabilirsiniz. Çok güzel eğitimler var. Ücretli isterseniz Udemy'den ya da ücretsiz isterseniz Bilge İş'ten mutlaka bu sene bir tane online kurs alıyoruz ve kendimizi bir konuda, çok istediğimiz bir konuda geliştiriyoruz. Geçelim bir diğer maddemize. Son iki madden biraz soyut maddeler olacak. O yüzden eğer soyut şeyler açık değilseniz videoyu buradan sonra terk edebilirsiniz.
Dokuzuncu şey olarak, bu sene kabullenmeyi öğreniyoruz ve öz farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Kendimize güveni, kendimize saygı duymayı, kendimize karşı merhametli ve daha nazik davranmayı öğreniyoruz. Zayıf yanlarımızı ve güçlü yanlarımızı öğreniyoruz. Zayıf yanlarımızı ve kusurlarımızı kabulleniyoruz. Eğer bir insan kusurlarının farkında değilse, kabullenmiyorsa gelişime, değişime pek açık olmuyor. O yüzden zayıf yanlarımızı ve kusurlarımızı kabulleniyoruz. Şu anda bize sosyal medyanın sunmuş olduğu, işte Instagram'ın ya da diğer sosyal medya mecralarında bize sunulan muhteşem hayatlar, kusursuz insanlar gerçek değil. Bunu biraz bilincinde olmamız lazım. Hiçbir insan kusursuz değil. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Bunun farkına varıyoruz ve bu sene kendimizin değerini anlıyoruz. Yani şunu demiyoruz bu sene. İşte ben bir 5 kilo verirsem daha değerliyim. İşte ben şununla evlenirsem daha değerliyim. Ben şu işe girersem daha değerliyim. İşte ben şu kıyafeti alırsam daha değerliyim değil. Bu sene olduğum gibi değerliğimi kendimize öğretiyoruz. Ve şu anda okuduğum bir muhteşem bir kitap var. Mükemmel Olmamanın Hediyeleri diye. Burada yine çok ayrıntılı yazmış bunları. Çok kötü bir çevirisi olsa da kitabın. Burada çok ayrıntılı anlatmış bu öz farkındalık konularını ya da kendimizi olduğumuz gibi kabul etmeyi. İsterseniz bu konuda da biraz konuşabiliriz ilerleyen zamanlarda. Gelelim son maddemize artık. Son madde olarak bu sene kendimizi yeni bir fikre açıyoruz. Ve bize öğretilen doğrularla değil, kendi araştırmalarımız sonucu bulduğumuz şeye açıyoruz kendimizi. İngilizce'de çok sevdiğim bir söz vardır. Think outside the box diye. Yani tam birebir çeviri yapmak istersem kutunun dışından düşün. Yani at gözlüklerini at kenara. Sana öğretilen geleneksel fikirlerle değil, yepyeni fikirlerle hayata bak. Onun gibi düşün. Yani yeni fikirlere aç kendini. Biz bu sene bunu yapacağız. Think outside the box olayını gerçekleştireceğiz. Yeni bir fikre açacağız kendimizi ve bize öğretilen her şeyin doğru olup olmadığını bu sene biraz daha fazla sorgulayacağız. Düşünsenize, milyarlarca insan arasından sadece kendi düşündüğünün doğru olduğunu düşünen bir insan. Yani sadece kendi doğrularının doğru olduğunu düşünen bir insan. Hatta kendi doğruları bile değil. Ona öğretilenin doğru olduğuna inanan bir insan. Ne kadar gelişime ve değişime açık olabilir ki? İşte biz bu sene bunu yıkacağız. Ve bu sene biraz daha fazla sorgulayıcı olacağız. Biraz daha yeniliklere kendimizi açacağız. Ha, sorgulayıcı olmak mutluluk getirir mi? Çok emin değilim. Ama mutlaka insanı geliştireceği bir gerçek. O yüzden biz bu sene ne yapıyoruz? Kendimizi yeniliklere, yeni fikirlere, farklı görüşlere açıyoruz. Ne yapıyoruz? Think outside the box yapıyoruz. At gözlüklerimizi bu sene kenara atıyoruz. Evet, benim derlemiş olduğum listem bu kadar. Eğer sizin de varsa, hadi bunu da yapalım dediğiniz varsa lütfen benimle paylaşın. Gelin birlikte 2019 yılını kendi yılımız yapalım. Birlikte değişelim, birlikte gelişelim, birlikte öğrenelim. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.